Wuhan'da mı başladı ve şu anda Çin'de bitti gibi. Yani Çin biraz da kapalı kutu olduğu için fazla da bir dışarıya haber sızmıyor. Evet. Gerçekten bitti mi bu teorilere, ne dersiniz, bu komplo teorilerin bunlar? Şimdi tabii ilk vaka evet Wuhan'da, Wuhan eyaletinde çıktı. Oradan bir kişiden bütün dünyaya bu yayıldı. Ve hani şimdi daha önceki koronavirüslerde de, SARS virüslerinde de yine hayvanlardan bulaştığı şüphesi vardı. Bunda da yine bu şüphe var, iddialar var ama yani bunları, bu iddiaları ispatlamak için Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan da biliyorsunuz Çin'e yetkililer gitti, araştırmalar hala devam ediyor. Yani kuvvetli şekilde herkesin inanışı bu yönde ama tam net kesin bunu hayvanlardan bulaştı dememiz için net konuşmak şu an bence doğru değil. Yine hani koronavirüsün yayılma sürecini, Çin'in nüfusunu düşünürsek, hani bizim bilgimiz bu anlamda çok kısıtlı. Çünkü biz de hani Çin dediğiniz gibi kapalı bir şey, biraz daha yüksek olan bir ülke olduğu için bizi de bu anlamda çok fazla bilgi alamıyoruz ama hani sanki virüsün devam etme ihtimali daha yüksek gibi ama tabii Çin bizde bitti diyor. Orada da bizim bilgilerimiz kısıtlı. Çok fazla bu konuda... Yani onlar bitti deyince biz de inanmak zorundayız. Evet, bu noktada kalıyoruz. Ali Bey, bir de komplo teorileri var. Evet. İşte deniliyor ki Çin'de bir laboratuvar çalışmasında dışarıya sızdı bu virüs veya sızdırıldı, bilerek sızdırıldı. Ve bir de bu virüs diyelim ki 2019'un 12. ayında 11. ayda çıktı ama 2-3 ay içerisinde tüm dünyaya çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ve bunu sanki bilerek yaydılar gibi bir teori var. Böyle bir şeyler var mı gerçekten siz ilim insanı olarak? Evet, şimdi bununla alakalı bu iddiaları, bu komplo teorilerini aynen sizler de bizler gibi, hani bizler de sizler gibi medyadan okuyoruz, görüyoruz. Bu iddiaları çeşitli kanallardan okuyoruz ama bizim için temel olan bilimsel verilerdir. Bizim koronavirüsle alakalı zaten bilgi, eski koronavirüslerle diyelim daha doğrusu, bilgimiz nasıl yayıldığı, nasıl hastalık yaptığı vesaire, bunlar zaten bilinen süreçlerdi. Biliyorsunuz 2007-2008'lerde de yine SARS virüsü yine bir salgın oluşturdu. Ama bu salgın dünya çapında bir salgına, büyük salgına dönüşmeden kendi mutasyonlarla kendi kendine son buldu, bitti. Bu virüs de ona benzer farklı bir versiyonu diye düşünelim. Bu da zaten isimlendirirken SARS-CoV-2 ya da işte COVID-19 şeklinde 2019'da çıktığı için, tespit edildiği için ona atıfta bulunmak için bu şekilde isimlendirildi. Şimdi bu iddialar var ama bu virüsün laboratuvarda üretildiğine dair bilimsel bir veri yok. O yüzden yani bu komplo teorileri gerçek bile olsa bunu kesin bu şekilde diye söyleme şansımız yok. Ama şu an elimizdeki veriler bunun doğal olduğu yönünde. Ama tabii ileride bilimsel veriler yayınlanır, çalışmalar çıkar, bu teoriler gerçek olduğu ortaya çıkar. Onu şimdi kestirmek mümkün değil ama şu anki veriler... Bu virüsün doğal virüs olduğu, sonuçta hayvanlardan bulaşma ihtimali hep zaten yüksek olduğunu söylüyoruz. Yüksek ihtimali o şekilde. Belki hayvanlarda yine, özellikle vahşi hayvanlarda, bizim bilmediğimiz farklı koronavirüsler de olabilir. Yani bunlar da yine sıçrayabilir. Bu her zaman ihtimal dahilinde. Bunun şu an doğal olduğunu düşünüyoruz. Yani bize bilimsel veriler bunu gösteriyor. Ama ileride tabii veriler farklı yönde çıkar.